Bu bölümde yine haritadaki diğer hareket eden canlıları yöneten bug klasıyla üzerinde çalışacağız. En son bir canlı eklemiştik ve o canlıya bir adım hareket ettirmiştik. Sonra da buraya bazı think fonksiyonuna bazı özellikler yazmışım. Demiş ki böceğin çevresinde gidebilecek koordinatların bir listesini çıkar. Böcek çevresinde zaten 4 yöne yönelebilir. Gidebileceği 4 nokta var. Ya da böcek isterse hiç hareket etmemeyi de seçebilir. Yerinde kalmayı seçebilir. Bu listede öncelikle hedef var ise oraya yönel. Yoksa random olarak yönel. Şimdi şöyle bir şey. Eğer ki bu dört yönden herhangi birilerinde gidilemeyecek bir duvar, bir taş varsa, eğer dört yönden gidilemeyecek yerler var ise, evet, mesela duvar, ağaç, değil mi? Var ise onları hesaba katma. Oralara gitmeyi düşünme. Şöyle bir özellik olacak. O da önemli. Mesela bakalım. Mesela diyelim şu noktada canlı örümcek şu noktada şuraya gitmeyi seçti. Buraya gittiğinde örümceğin gidebileceği tek yer geldiği nokta. Çünkü diğer üç yön gidemeyeceği nesnelerle kapalı. O zaman ne olur? Örümcek geri dönmek zorunda kalır. Geri döner. Örümcek geri döndüğünde buranın çıkmaz sokak olduğunu hafızasında tutup buraya geri dönmemeli. Şu yöne yönelmeli tekrar. Ve bu yöne yöneldikten sonra da yine yoluna devam etmeli. Burası çünkü artık onun için çıkmaz sokak. Ama bu hatırlama işini çok uzun vadeli yapmayacağız. Şöyle bir kural koyacağız. Örümcek şuradan buraya geldi ya. Eğer gidecek başka bir yeri yoksa geldiği yere geri dönebilir. Böcekler eğer gidebilecekleri başka bir koordinat yok ise geldikleri yöne geri dönebilir. Böylece ne olur? Bu noktaya geldiğinde başka koordinat olmadığı için geri dönebilir. Ama şu noktada bu noktaya gidebileceği için geldiği koordinata geri dönmez. Bu noktaya gitmeyi seçer. Böylece sıkışmamış olur böcekler. Bir diğer özellik de eğer oyuncu, kelebek böceğin düşünürken gideceği yöne eğer çevresindeki bir koordinattaysa eğer oyuncu böceğin ulaşabileceği bir koordinatta ise yani şu dört koordinattan birinde ise öncelik ona yönelmek olsun. Ona yönelecek. Tabii biz öyle bir duruma denk gelirsek bize yöneldiği zaman ne yapacağız? Kaçmaya çalışacağız. Eğer ki ondan hızlı değilsek bizi yakalayacak. Ama eğer ondan hızlıysak bir zaman sonra görüş alanından çıktığımızda bizi bırakıp kendi yoluna devam edecek. Sonra
Tabii böcek bizim üzerimize geldiğinde böcek oyuncunun üzerine geldiğinde random bir hasar vursun. Bir de şunları yazdık mı şeyi böcek canı bittiğinde mezar taşına dönüşsün ve hasarı sıfır olsun. Bir de böcek bir gıda üzerinden geçerken otomatik tüketsin. Bize böyle bir böcek yeterli olur. Şimdi böceğin hareketini neyle yaptık? MoveAnimate.MoveObjectTo klasıyla ne yaptık? 10 milisaniyede bir hareket et. Kaç hamle yapıyordu? 32 bir 2 bir tane bir koordinattaki bir karenin 32'ye 32 pikselde oluşuyordu. Her bir hareket bir pikseldi. 32 hareketten oluşuyor bir koordinattan diğerine geçmek. 10 ile çarparsak 320 milisaniye bir zaman alıyor böceğin bir koordinattan diğerine geçmesi. Yani 320 milisaniye. 320 milisaniyede bir nereye gideceğini düşünebilir böcek. Bu animasyonu nereye koyduk? Move2. Move2'yu nerede kullandık deneme amaçlı olarak? Böceği oluşturduğumuz yerde kullanmışızdır. Evet. Move2 dedik ve bunu bu şekilde kullandık. Peki böceğin CanGo eşittir 1 ve item object veya item object eşittir 0. Şurada bir problem olduğunu sanki tespit ettim. Çünkü böcek şunun anlamı neydi? Böceğin oluşturulacağı koordinattaki nesneyi alıyor. Eğer üzerine gidilebilirse veya boş bir yerse orası, koordinatı buldum diyor ve o koordinata ekleme işlemini yapıyor. Ama mesela ben sanki bir taşın üzerinde de çıktığını gördüm. Elmanın üzerinde çıktı. Mesela ne yaptı? Bir duvarın üzerinde çıktı. Ne olabilir? Belki koordinatlar farklı olabilir. Buradayken başka bir yerdeki koordinata göre hesap yapıyor olabilir. Bunu nasıl anlayalım? Nasıl yapabiliriz bunu? CreateBook element xy ne yapıyor burada? Peki, şöyle yapabiliriz. Level'dan, level nerede? Şuradan level'a gidip bir adet taş da almamıza gerek yok. Şurada zaten üzerine gelemeyeceğimiz bir duvar var. Şu random seçim yapmak yerine x eşittir 1 ve y eşittir 2 dersen şu duvar olacak. Duvarın üzeri seçilmesi gerekecek. Bu dönecek tekrar.
Tabii şunu 20 yapalım da fazla dönmesin. Çünkü bulamayacak. Bulamaması gerekiyor. Bunun biri olmaması gerekiyor. Biri olmadığı için de break etmemesi gerekiyor. Yani 20 oldu mu break eder. Ama bir deneyelim. Ne yaptı? Onun üzerine gelmesine izin verdi. Bakalım. Şurada bir alert kullanmayalım. Hadi debug yapalım. Orada daha bilgi, daha güzel bilgi veriyor. Sonra debug moda geçelim. Source. Nereye debug yapacağız? Bug'ı debug yapacağız. Nereye istiyoruz? Şurada bakalım. Şurada ne oluyor? Şurada. Şuraya gelsin bakalım ne oluyor. Evet bakalım. Çalıştırdık. Debug geldi. Ne yaptı? 1 ve 2 verdi. Değeri 1'miş. Şu an değeri 0. 0 vermiştik. 1'e dönüştü. Tabii bu kodun tamamı işlendiği için şurada durdu. 1'e dönüştürmüş bunu bir şekilde. Ama niye 1'e dönüştürdü? İtem object 0. İtem object 0 olarak vermiş. X ve Y'yi 2 olarak vermiş. Geriye 0 dönmüş. Peki X ve Y get item property from coordinate. Ama şimdi 1'e 2'nin 0 dönmüyor olması lazım. Acaba biz şu fonksiyonu bozduk mu bir şekilde? X ve Y get item id from coordinate get item prop from id. O bozuk olsaydı şunların hiç çalışmaması gerekirdi. Üst üste eklemesi gerekirdi. Bir hata veriyor mu? Hani bir yerde hata verirse ne olur? O hata verdiği yerden sonraki kodlar çalışmaz. Bu da birçok probleme sebep olabilir. Öyle bir hata da yok görünen. Peki. Şöyle yapalım. Source. Bug'a tekrar gidiyorum. Şurada durdurduk. Bir de CTRL'ye basınca şuna gidebiliyor mu? Gidemiyorum. Map'i açalım. Şu bug'daki şunu kopyalayayım. Map'te bulayım onu. Get item prop from coordinate. Item ID lazım bana. Bana item ID lazım. Ona bakacağım. Item ID ne olarak alıyor? Buraya geldi, düştü.
item ID demiş 0. Şu değişken de olması lazım. Blank 2. Evet. Bu daha oluşmamış gibi. Sanki. Daha oluşturulmamış. Yani bizim şurada yazdığımız kod map'ten önce çalışıyor. Bakalım. Şurada map'ten önce çalışmıyor gibi burada. Map'ten önce çalışmıyor ama level create etmeden önce çalışıyor. Level create edilmeden şu nesneler yok ki zaten. Level create edildikten sonra o nesneler oluyor. Evet. Burada olmaz. Bunu create'in altına eklemek gerekiyor. Ama biz şimdi test ediyoruz. Test ederken bu böyle. Testten sonra zaten burada oluşturuyoruz. Ne yapacağız? Bug'ları burada oluşturacağız. Böcekleri burada oluştur. Peki initial'a verdiğimiz için bunu hiç oynamayalım biz. Bunu burada tutalım. Bunu burada tutalım. Şöyle yapalım. Bu bug'ın içindeki şu oluşturma bölümünü zaten oluşturacağımız yere götürelim. Bunun içinde oluşturmayacağız. Bunu ne yapacağız biz? Burada bir oyun oluştururken kaç tane bug oluşturulacaksa burada oluşturacağız o bug'ı. Tamam. Şimdi çalıştıralım. Şimdi debug yapalım. Yine olmadı. Şimdi tekrar bakalım. Sorun nerede? Başka bir sorun mu var? Nerede sorun var? Ona bir daha bakacağız. Şeyleri daha önce işaretlediğim yerleri taşıyor mu? Taşıyor. Yenileyeceğiz sayfayı. Yine nesneler yok şu an. Ama item ID gelmiş. Nesneler oluşturulmuş ama daha resimleri yüklenmemiş. Kestik ya şu an. Herhalde resimleri yüklenmemiş. Bakalım şu şeyden. Koordinat datada evet. Nesneler oluşturulmuş. Koordinatları verilmiş. 1'e 1'e 3 ID'li nesne var. 1'e 2'de 54. Hazır buna gelmişken şunları da göstereyim. Mesela item datayı ne yapmıştık? Bir dizi içerisinde. Dizide her bir obje. Mesela 54. 54 neydi? Bakalım. 54 yenmiyor, gidilmiyor. Elementi şu. Hani şuymuş 54. Neredeydi o değişken? Ne yaptık? Dizilerde tuttuk. Image wall x y koordinatı bu. 26 2 ID'si de 55. 1'e 2 olması gerekiyordu. Değil mi? 26 2 değil. 26 2'ye başka birine ulaşmaya çalıştı acaba?
Map'deydik en son. 54. Bak'ta ne var? Tamam, 54 dedi diyelim bu. Devam edelim. Bakalım bug'a mı geçecek? Return ne yapıyor? Return ettiğine. Daha return etmedi. Tekrar sordu. Demek ki daha önce şimdi bak 1'e 2'ye 1'e 2 ilerletelim bakalım. İlerletelim. Kontrol ediyor. Bir sürü şeyi biz kontrol ettik. Ve onları şimdi kontrol ediyor. Bir daha çalıştıracağım. Şimdi burada bakalım. Şimdi geldi bilgi. Daha önce öyle nesne olmadığı için bulamıyordu. Şimdi bilgi geldi. 1'i 2'ye göndermiş. ID'sine bakmak istiyorum gelen. Gelenin ID'sine bakmak istiyorum. Şu item obje 54. Bu burasıymış. Şimdi doğru. 54 doğru. Ne yaptı? For found koordinat bulamadı. While count 21'e kadar döndü. 21'de break yaptı. X ve Y 1 ve 2 olarak kaldı. Evet. Şimdik niye bu kadar iş yapmıştık? Bir duvarın üzerinde çıkıyordu. O bir hataydı. Duvarın üzerinde çıkmaması için kod yazmıştık. O çalışmıyordu. Şimdi tekrar kodumu açabilirim. Şunu da 100 yapabilirim. Sorun neymiş? Biz koordinatta bir şey var mı diye sorguluyorken aslında daha hiçbir şey eklenmemiş. Eklenmediği için koordinatta da hiçbir şey olmuyor. Bu hata değil. Şu koordinatta çıktı. Ama hareket mekanizmasını think yöneteceği için buraya gitmeyecek. Biz sadece sağa doğru ne olursa olsun git dedik. O yüzden sağa gidiyor. Ama çıktığı yer doğru. Bir elmanın üzerinde çıkabilir. Ağaca da gitmeyecek. Yine aynı şekilde oldu. Evet. Şu an düzeldi bu kod. Devam edelim. Şuna ihtiyacım yok. Yani hiç aklıma gelmedi oluşmadığı nesnelerin daha. Şimdi şeyi hesaplamıştık. 320 milisaniyede bir hareket edecek böcekler, değil mi? Ama şey de olabilir. Her hareketten sonra 200 milisaniye, 0-200 milisaniye arası bekle. Dinlen. Böylece böceğin hızı da sabit olmamış olur. Farklılık gösterir. Böcek aniden çok hızlı da hareket edebilir. Hem böyle yaparsak böceğin normal hızını çok hızlı yapabiliriz aslında. Mesela şu 10 yaptık ya, hani ne yetişebilsin ne geri kalsın diye şey yaptık. Onu aslında kelebeğin maksimum hızından daha yüksek bir hız yapıp, ama şurada bekleme süresi olduğu için böceğin ne kadar hızlı hareket edeceği belli olmaz.
çok kelebekten çok çok hızlı da hareket edebilir aniden. Çok da yavaşlayabilir. Onları hareket etme mekanizması çalışmaya başladığı zaman düzenleriz. Nasıl uygunsa oyunun oynanabilirliği için. Keyif de alınması lazım tabii oynarken. Çok hızlı gelip bizi bulmasını istemeyiz. Şimdi belli bir zamanda bir think fonksiyonu çalışacak. Düşünecek belli bir zamanda bir bu böcek. Bunu çalıştırmak için bize nasıl bir komut gerekiyor? Sürekli bir şey çalıştırmak için. Daha önce kullanmıştık onu. Nerede? Animate'de kullanmıştık. Interval. Intervali kullanmıştık burada. Intervali bir değişkene atamıştık. İçinde yazdığımız fonksiyon sürekli çalışıyordu. Bir zaman verdiğimiz zaman. Sonra clear interval dediğimizde de ne oluyordu? Artık devam etmiyordu. Biz de clear intervali nereye vereceğiz? Remove bug'a. Bittiği zaman artık böceğin yaşam döngüsü sona erdiğinde bir mezar taşına dönüştüğünde artık düşünmesine gerek kalmayacak. Hareket etmesine gerek kalmadığı için. Evet, biraz başlayalım yazmaya. Bize bir tane şey yazdım. This interval değişkeni. Bak. Interval. Interval böyle mi yazılıyor? En iyisi gidip kopyalayayım ben oradan da. Şurayı kopyalayayım komple. Şu neresi? Şurası. Bana ihtiyacım olan bu. Bakın içine geleceğim. Şu nasıl bir değişken? Tamam. Demek ki ne? Bizim bir değişkene daha ihtiyacımız var. Starting. Starting diyelim. Böcek düşünmeye başlar. Şunu şu anda ne yapalım? Biz sabit yapalım intervali. Ek özellikleri daha sonra bakalım. Şimdi en basit şekilde böcek kendi kendine bir hareket etsin. Ondan sonra yavaş yavaş ne kuralları koyarız, neye ihtiyacımız varsa yavaş yavaş koyarız. Şimdi şu set interval değil, bug interval olacak ve this olacak. This nokta bug interval olacak. Şu fonksiyon değil, olmasına artık gerek yok. Ne yapacağız onu? This nokta think'i çalıştırsın. Peki, şöyle bir kod yazalım. Nerede benim şu hareket ettirme komutu yazmıştım. Şunu kapatıyorum. Artık hareketi burada yapmayacağım. Şuna gerek yok. This diyeceğiz. Move to diyeceğiz. Right diyelim. Bakalım ne oluyor. Hep sağa doğru hareket edecek. Düşünmesine ne yazdık? Düşündü sağa doğru hareket. Düşündü sağa doğru hareket et. Gibi bir şey.
Hareket etmiyor. Bakalım. Bir hata da vermedi. Tabii yazdığımız fonksiyonu çağırmazsak hareket etmez, hata da vermez. Starting'i nerede kullanacağız? Aslında bir create edildiğinde ve yerleştirildiğinde düşünmeye de başlaması lazım. Burada nasıl şu değerleri verdik, container'ını ekledik. Şurada böcek düşünmeye başlasın. Artık hazır düşünmeye. Bir daha onu bu komutu zaten hani düşünmesini istemediğimiz bir böcek, hareket etmesini istemediğimiz bir böceği koymayız. Hani öyle bir durum olsa ne yaparız? Burada işte getBug.think, startThink deriz. Ama her oluşturduğumuz böcek mutlaka başlayacak düşünmeye. Tabii this değil. This değil ne? MyBug. Şurası MyBug olacak. StartThink. Çalıştıralım. Yine çalışmıyor. Bakalım ne hata yaptık. Bir sürü hata veriyor. Demek ki bir döngü dönüyor o. Start. Şu dönüyor. Ama hata veriyor. Nedir o? Move to on min window. Kapat şunu. Ne yapalım? This nokta. Mount diye bir JavaScript komutu mu var acaba? Hemen onu anlamak için şunu yapabiliriz hızlı bir şekilde. This nokta Mount dedik. Mount 2 diyeyim. Sorun ondan mı kaynaklanıyor? Hemen bir tespit edelim. Ondan değilse başka bakacağız. Mount 2. Mount 2 için de aynı. Ha, değişti. Hata değişti. Demek ki ismi Mount 2 kullanılan bir isim. Ne diyor? Ha, is not a function diyor. Şunu o zaman şunu almadı mı? Ne yapayım ben? Seni kapatıp tekrar açayım. Bazen güncellenmiyor. Bir şeyden daha şüpheleniyorum aslında. Onu da bir deneyeyim. Ama o şüphelendiğim şey olmasa iyi olur. Şunu kat edip Mount'un altında çalıştıracağım. Ben bu hataya biraz bakayım. Evet. Sorun o ikisinden de kaynaklanmıyormuş. Şimdi şunu tekrar mount yapacağım. Şunu da mount yapacağım. Şu
kısmı da burada dursun, aşağıda dursun, önemli değil. Yaptığım şey şu. Şimdi this nokta bak interval eşittir set interval this nokta think demiştik. Onun yerine şöyle bir fonksiyon kullanıp bunun içerisinde think fonksiyonuna ulaştım. Sebebi de şu. Bunun set intervalin içerisinde artık this'in karşılığı bak nesnesi olmuyor. Farklı bir nesne oluyor. Bu çünkü set interval kendi bir nesne zaten. Onun içerisinde biz this diye more to'ya, think'e think'i direkt yazdık da think'i çalıştırıyor. Think'in içinde more to'ya çalışmaya çalışıyor ama hangi more to? Bu this'e ulaşamıyor. Ne yaptım ben? Set interval'in içine girmeden önce this'i, yani buradaki this'i, bug'ı that diye bir değişkene atadım. Buranın içinden bu that değişkenine ulaşabiliyorum. That nokta think dediğim zaman asıl benim ulaşmak istediğim nesnenin think'ini çalıştırıyor. Ama this dediğim zaman ne oluyor? Bu this move to da bunun içinde olduğu için bulamıyor o fonksiyonu. Öyle bir fonksiyon olmadığını söylüyor. Bu that'i zaten şurada modelde de kullanmışız. That, this. That'i de bakayım aşağıda nerede kullanmışız? Public variable. Private bir fonksiyonda mesela büyük ihtimal bunda da this nokta public variable dediğimizde şunun gibi bu public variable'a ulaşamıyor ama burada private bir that değişkenin içine this'i atadığımız zaman that nokta public public variable dediğimizde buna ulaşabiliyoruz. This kullandığım yerde bu nesne demek. Bana bu nesne nedir? Şunu yap. Mesela bu nesne neymiş? Buradaki nesne. İşte bug list, bug type var, bug kaydı var, bug nesnesi. Ama şunun içinde this dediğim zaman bug nesnesi gelmiyor. Burada çünkü biz başka bir nesnenin içerisindeyiz artık. Set intervalle başka bir nesnenin içerisindeyiz. O nesnenin özellikleri görüyor. Ben de this dediğim zaman asıl ulaşmak istediğim bug'ın fonksiyonlarına ulaşamıyorum. Ne yaptık? This'i hala bug olan yerde that'e aktardık. That'e de buradan ulaşabiliyoruz. Bunun içerisinde that'i kullandık. Böylece şu anda bakalım ne oluyor? Sağa doğru ilerliyor böcek. Belli bir hızda. Yavaş yavaş daha mantıklı hareketler etmesini sağlayacak komutları yazacağız. Şimdi bize bir tane dizi gerekiyor. Gidebileceğimiz yerlerin listesini yapıp onun içine koyarız. Var direction list diyelim buna.
teknik benim bir koordinatım var mı? Var. Benim koordinatım X ve Y'de mevcut. Peki bir koordinattaki ne olduğunu buradan alabiliyorum. Zaten gidebileceğim şu an 4 koordinat. Şöyle yapacağım. Bir şeyler yazalım, sonra şekillendiririz. Var item object eşittir. Şey yapalım. Var x var y x to y x this nokta x this nokta y. Şu an bulunduğu koordinatları bu değişkenlere atadım. Eşittir. This nokta x artı 1. X koordinatını 1 arttırdım. Y koordinatını da this nokta y. Hiçbir şey yapmadım. Daha bunu yazmama bile gerek yok. X koordinatını bir arttırmak neydi? X koordinatını bir arttırmak right. Sağa doğru hareket etmek anlamına geliyordu. Ne yapacağım sonra? Gidilebilecek koordinatı analiz et diyelim. Bir item objeyi aldık. Bir de şimdilik sadece gidilebilir mi, gidilemez mi? O olsa yeter. Onun için de şunu yazsak yetiyor. Eğer gidilebilirse şuraya da write diye yazalım da hatta şunu başına yazalım. Hangisinin nereye doğru gidilebilmesine baktığını algılayalım. Sağa doğru gidilebiliyor mu? Eğer gidilebiliyorsa directionList nokta push yeni bir kayıt ekleyeceğim. Gidilebilen bir yer buldum. Bir obje ekliyorum. X to x olacak koordinatı virgül y to y olacak. Şimdilik bu ikisi yeterli. Ne yaptım bunu? Dizime ekledim. Bu koordinatı ben baktım. Bu koordinat gidilebilen bir koordinat. Daha sonra karar vereceğiz. Şimdi önce bir gidilebilen koordinatları bir diziye atıp elimizde dursun. Bu gidilebilen bir koordinat. Aynı işlemi şunu şöyle x'te şunu şuraya yapıştır. Şunun aynı işlemi left için yapalım. Left için de eksi bir olması gerekiyor.
eksi 1'e bakacak. Gidilebilirse ne yapacak? Ekleme işlemini yapacak. Bakarız kodlar kendini tekrarlayan bir kod olursa bunları ne yaparız? Bir fonksiyon oluştururuz ya da bir döngüyle yaparız. Şu anda ben bu şekilde yapıyorum, yazıyorum. Tap içinde şunların da olması gerekiyor. Çünkü bu şurada değişim olduğu zaman buraya artık değişmiş olarak gelecek. X değişmiş olacak. Ona tekrar x'i koymak gerekiyor. Tab eksi 1 eğer gidilebilirse ekliyorum. Bir de button var. O da artı 1 gidilebilirse ekle. Hatta burada bir size fonksiyon içinde bir alt fonksiyon, private alt fonksiyon açmayı göstereyim. Mesela şöyle check coordinate eşittir fonksiyon to x to y. Şunun aynısını şuraya kopyalayacağım. X ve y'yi önce sıfırlayacağım değerlerini. Yok, sıfırlasam mı? Gerek yok. Daha farklı bir kullanımla yapabiliriz. Şunu şöyle yapacağım. Ne oluyor? Gelen değerleri buraya atıyor. Bakıyor. Sonra da eğer gidilebilirse return ediyor bir obje. Else return 0. Bunu nasıl kullanacağız? Check coordinate. Diyeceğiz. Şunu sileceğiz komple. Hem bu değerleri bunlara atamış olacak. Hem önceki değerleri temizlemiş olacak. Hem bunları yapmış olacak. Sonra da geriye bir değer döndürecek. Döndürmesin. O işi de içeride yapalım. Geriye niye bir değer döndürüyor ki? Zaten benim kullanacağım yer burası. Yapıştıramıyorum. Bunu kopyalamıyorum. Şunu da sileceğim. Tek problem
Tek problem şimdi hatırlamadım. Bunun içerisinden şuna ulaşabiliyor muyuz? Tek problem o. Belki ulaşamayabiliriz ona. Onu hatırlamadım şimdi. Peki, şunu bir silelim şöyle. Şunu bir silelim. Silmeler. Silmiyorum. Geri aldım onu. Şunu şöyle kapatıyorum şuraya kadar. Şunu da kapatıyorum. Bir tek şu kaldı. Bu şu right'ı kesip şunun sonuna eklersem, şundan da 4 tane eklersem artı 1 eksi 1 artı 1 eksi 1 şeklinde eksi 1 left artı 1 bottom eksi 1 top olacak şekilde 4 yönü check ediyoruz. 4 yönü check ediyoruz ve sonuçları direction list'e push ediyoruz. Şurada da alert directionList.length dersem, eğer bu sıfırdan büyükse bu length'i şuradan erişebilmişiz demektir. Çalışıyor mu şu an? Çalışıyor. 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 Bakalım. 0. 4. Demek ki 4. 4. Ha, düşünüyor sürekli. Sürekli düşündüğü için sürekli alert oluyor. Şunu kapatalım. Şunu kapat. Neymiş? Ulaşabiliyorum. Ne yaptım burada? Bir tane değişken açar gibi fonksiyon açtım. Niye? Bu fonksiyonun içinde niye açtım bunu? Çünkü benim burada bir iş yapıyorum. Şöyle bir algoritma var. Bunu ben dışarıda şu an kullanmayı düşünmediğim için hemen bunun içerisinde olsun. Hani bununla bağlantılı olduğu da belli olur diye bunun içine yazdım. Bu şekilde tamamladım. Yazıp gideceği konuları analizi bu şekilde tamamlandı. Şimdi bir de şu var. Onu daha sonra ama yapalım. Durmayı da seçebilir. Böcek. Durmayı da seçebilir. Önce hareket etsin. Hareketleri nereye doğru yapacak? Gidilebilecek yerde. Ya duvardan geçmeyecek, taştan geçmeyecek. Gidilebilecek yerlerde hareket edecek. Sonra nereye hareket edeceğini nasıl seçeceğiz? Randomla bir sayı üreterek random olarak seçecek nereye hareket edeceğini. Daha bir şey öncelik vermiyorum şimdi. Elde ettiğimiz listeden bir koordinat seçip oraya gidecek. O da directionless list indeksi olacak. Random yaptığımız sayı. O indeks de neydi? Şimdi 4 tane benim kaydım varsa birincisi 0, 1, 2, 3. Ben 0 ile 3 arasında bir sayı tutacağım. Diyelim 2 çıktı. İkinci kayıt neyse onun x ve y koordinatına gideceğim. Yani aşağı doğru gideceğim. Mat nokta random 0 sıfırdan da başlıyordu random. Sıfırdan kaça kadar
Direction nokta length 0'dan başladığı için length eksi 1. En sondaki tab yukarıya doğru hiç hareket etmezse böcek, burada bir yanlışlık olduğunu anlarız. Sonra da şu koda artık ihtiyacım yok, belki çalışmaz, geri bakmam gerekir diye tuttum onu. Sonra da mob right left diye algılıyor. Tamam. Şuraya bir parametre daha ekleyelim. Right left button tab. Niye buraya bir parametre daha ekledim? Bir daha koordinatlardan bunun neresi olduğunu hesaplamayayım diye. Zaten burada ben biliyorum. Bunu sorgularken bunun right olduğunu biliyorum. Bir değişkende bunu tutarım. Aa, burada yanlış yapmışım. Yok, bu doğru. Şurada. At dolar direction'ı da ekleyeyim. Ben objemin içine. Buraya da virgül direction 2 nokta neyse artık değişkenin içeriği. Şurada da ne yapacağım? Direction list. Bu bir diziydi. Diziye bir sayı vermem lazım. Kaçıncı elemanı bakacağım? İndeks ID'si ne? İndeksi ne? List indeksi. Şu random bir şey belirledim. O objenin içinde de neyi istiyorum ben? X'i mi Y'yi mi? Yeni eklediğimiz direction'ı istiyorum. X ve Y'ye ihtiyaç yok. Şimdilik dursun tabii. Belki başka bir yerde kullanacağız. Kullanırız. Şimdilik dursun. İstenilen koordinata doğru hareket et. Bakalım. Hata oldu galiba. Direction of undefined. Şunu kapatalım. Direction of undefined. Bu tabii noktalı bir sayı vermiştir kesin. Noktalı sayı da bizim indeks olarak kullanabileceğimiz bir değer değil. Duvarı geçti. Bazı hatalar var. Şunlar gibi. Bu batım olmayacak. Bu up, down, down ve up olacak. Down ve up olacak. Bu da şuradan da down ve up yazalım. Bir daha çalıştıralım bakalım. Evet.
duvarları geçiyor. Kango 1 veya2x 2y. Peki, debug yapalım bunu. Burada bazı sorunlar var. Ama bir hareket yakaladık. Nesne kendi kendine hareket etmeye başladı. Kim bilir nereye gitti şimdi. Ekranın dışında çıktı gitti. Page. Bug. Think üzerine bakacağız. Şurada check ediyor, check ediyor, check ediyor. Şöyle yapalım. Şu checklere bir bakalım. Şuna bakalım, şuna bakalım. Çalıştıralım bakalım ne olacak. Ne yaptı şimdilik? Şu an hiçbir şey yok. Sıfır sıfır her şey sıfırda. Şimdi bir veri gönderecek. Bir ileri diyelim. Bir veri gönderdi. Ne? 1, 0. Başlangıç koordinatı. Nerede? X veya 0. This x ve this y değerleri mi başlangıçta yok? Şurada x ve y değerlerini alıyorum. Sonra create element derken x ve y değerlerini veriyorum. Tabi HTML elementine x ve y'sini ayarlıyorum. Nesnemi getiriyorum ama gelip de şeye bug'ın x ve y'sini ne yapmamışım? Ayarlamamışım. Bu bir. Bir tanesi o. O zaman tabi çevresindeki nesnelerin ne olduğunu fark edemiyor. Fark edemeden hareket ediyor. Şurada x ve y'ler belirlendikten sonra nokta x eşittir x nokta y eşittir y dersem birinci aşamada olmuş olacak ama bir de ikinci aşama var. Her hareket ettiğinde x ve y koordinatı değişiyor ve bu değişikliği yansıtmam gerekiyor. Şimdilik şöyle yapsam olur mu acaba? This nokta x eşittir gittiği koordinat. This nokta y eşittir gittiği koordinat nokta y. Player'da bu olmuyordu. Olmuyordu. Onun bir sebebi vardı. Şimdi hatırlamadım ama. Bunda bir sorun çıkmaz galiba şu anda. X ve y koordinatını ben hemen düzenleyeyim. O hareket ederken. Bu bilgiyi çünkü animated class kullanmıyor. Bir bakalım çalıştıralım. Yazdık düşünmeye daha gerek yok. Sorun çıkarsa bakacağız. Evet. Geldiği yere
dönmeme komutuna ihtiyacı var. Geldiği yere dönmeme. Ama yukarıya doğru hareket etmiyor. Gerçi aşağıya doğru hareket etti. Aşağıya doğru hareket etti. Sağ ve sola doğru hareket ediyor. Duvarı algılıyor. Demek ki koordinatta bir sorun yok. Peki. Şey yapalım bakalım. Aşağıya hareket etti de. Yukarıya hareket etti. Yukarısı nerede ki? En aşağıda. Şurada üretilen sarı değerlerine bir bakalım. Source diyelim. Bug diyelim. Right. Right'ı ekliyor. Ekledi. Left'ı ekliyor. Ekledi. Bakalım DirectX'te. İki tane ekledi. Bir tanesine right, bir tanesine left. Ekle bakalım bir tane daha. Down'ı ekledi mi? Down'ı eklemedi. Ha, down olmadığı için eklemedi. Down gidilemez. Bakalım bir daha ilerleyelim. Doğru. Up. Up'ı ekledi mi? Ekledi. 3 tane gidilebilecek yer buldu. 3'ünü de ekledi. Sonra şimdi random bir sayı atayacak. Bir. Biri seçti. Direction length ne? 3. Üç eksi bir, iki. Sıfır, bir, iki. Sıfır, bir, iki de sıfır, bir, iki de benim indekslerim. Direction list birdeki objenin x ve y'si 14, 13. Bakalım. Devam edeceğim. Evet, tekrar başa. Şimdi bir daha gidiyorum. İndex 1. İndex 0. İndex 1. Şuna bir bakalım. Random komutu ürettiği sayı hangi aralıkta? Random. Bir bilgi random between 0 and 1. Sıfır ve bir. Sıfır ve bir arasında bir sayı üretiyor.
Yani şu anda pek fazla diğer seçenekleri seçmiyor gibi. Çünkü sıfırla bir arasında bir rakam üretmek sıfır virgüllü olduğu için bir olma olasılığı çok mu düşüyor? Şimdi şunu şu şekilde yapıp da bir olursa da Lange ulaşmaya çalışırsa burada bir hata verecektir. Bir de ama şöyle bakalım. Şimdi daha düzgün çalışıyor gibi. Koordinat olarak kayma mı oldu? Yok, olmadı. Değil mi? Sanki kaymış gibiydi. Ha, hiçbir bekleme olmadığı için direkt 320 milisaniyenin sonunda hemen harekete tekrar başladığı için tabii ufacık bir gecikmede bile şey olabilir. Tabii kayma olabilir ufacık bir gecikmede bile. Onu şey yapmak lazım. Tekrar yine. Onun işi bittiğinde bize bilgi verecek. Ona göre biz tekrar harekete geçireceğiz onu. Evet, bu kayma olayı şu olay player'da da olmuştu. Bunda da hızlı olduğu zaman kayma olayı oldu. Evet, daha düzgün çalışıyor. Eğer uzunluk kadar bir sayı üretmiş olsaydı bu array'in ulaşılamıyor. Yanlış indeksten dolayı ulaşılamaz. Undefined data dönmesi gerekiyordu. Peki. Ne kadar olmuş zaman? 1 saat 12 dakika olmuş. Şu 10 değil de Think nerede? Think. Start Think. Start Think. Şu 320 tam sayı. Şuna şimdilik böyle 40 daha yaparsak o zaman şey yapmaz. Koordinat kayması olmaz. Daha sonra o sorunu şey yaparız. Çözeceğiz tabii. Çözmemiz lazım. Çünkü her seferinde böyle beklemeli bir çözüm olmaz. Biz kontrol sahibi olmamız lazım bu nesne üzerinde. Onu o şekilde yapabiliriz. Ne oldu demin? Bir şeyler oldu. Ama koordinattan şaşmadı. Bunun üzerinden geçiyor. Büyük ihtimal şu şeyden dolayı, bu koddan dolayı koordinatı kaymıştır. Yarım kaymadı ama mesela ağaçların üzerinden de geçiyor. Büyük ihtimal koordinatı kaymıştır onun. Evet, bu bölümü bu şekilde tamamlayalım. Bir dahaki bölümde daha akıllı hareket etmesi için düşünme fonksiyonunu biraz daha geliştirmeye çalışırız. Yine kaydı. Şurada
40'ı 150 yaparsam daha duraksıyor şimdi. Mesela orada geldi gitti geldi gitti geldi gitti. Şeyi çok tekrarlıyor. Geldiği yere geri dönmeyi tekrarlıyor. Hiç, şey, zaten hoş bir davranış değil. Kendi kendine hareket edememesinin geldiği yere geri dönmesi sürekli. Evet, artık kayma olmadı şu sayıyı arttırınca ama takıla takıla gidiyor. Evet. Bu partı da burada sonlandırıyoruz.